metrobüs hattına geçecek yolcularımızın. Ressam Ferhat Aslan, duraklar arası çizdiği kara kalem resimleri yolculara hediye ediyor. İstanbul'da rastgele denk geldiğim insanların resimlerini çiziyorum. Ve bu çizdiğim insanların gidip onlara veriyorum resmi. Bu şekilde hem onları mutlu etmiş oluyorum hem kendimi mutlu etmiş oluyorum. Nasıl karar verdin? Nasıl başladın? Nasıl karar verdim? Bu hep içimde olan bir şeydi aslında. Ta ki işte İstanbul'a gelene kadar üniversite için. İstanbul'a geldikten sonra zaten hemen hemen her şey oradan başladı. Kaldığım yer ile okul arasında uzun bir yol vardı. İşte her gün gidebilmek için 3 araç değiştiriyordum. Bunlardan bir tanesi de metroydu. Ve zamanımın en çok geçtiği de yine metroydu. Ve ben de insanları izleyen birisiyim. Hani izlemeyi seviyorum. Metroda kimisi kitap okurdu, kimisi bildiğim zaman farklı şeylerle ilgileniyordu veya uyuyordu. Ben de hep insanları izlerdim. Bir de sürekli zamanım orada geçiyor gerçekten. Hani günde, benim günümün 2 saati orada geçiyordu. Ve bu şekilde ilgimi çekmeye başladı. İnsanları çizmek istedim. Bir kere denedim ama bunu ilk başlarda kendim çiziyordum. Gizli çiziyordum. Hiç kimseyle paylaşmıyordum. Çünkü daha İstanbul'da yeniydim ve hiç kimseyi tanımıyordum. Farklı farklı insanlar kimine tepki vereceğini bilmiyordum. Dolayısıyla çok çekiniyordum. Bu sosyal medyanın işte pandeminin hayatımıza girmesine kadar devam etti. Pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber işte sosyal medyanın hayatımızda yeri ve önemini yani tekrardan görmüş olduk. Evet. Ondan sonra işte ben de kendim için, sosyal medya için neler yapabilirim diye düşündüm. Yani çok güzel tepkiler, hani farklı farklı tepkiler, hepsi birbirinden farklı ama genel olarak insanlar böyle bir şaşkın oluyor, mutlu oluyor, ne tepki vereceğini bilmiyor. Ve işte ben bunu gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü insanların o gününe bir dokunuş ile hiç unutamayacakları bir anı bırakmış oluyorsunuz. Ve bence bu çok güzel bir duygu. Ters tepki aldığım oldu ama onları da videoya almadım. Sadece en son bir tanesini aldım. O da paylaştım onu. Sırf takipçilerim çünkü onlar da soruyordu. Hiç ters tepki verenler oluyor mu? Hiç abi işte ne bileyim hani ters tepki veren oluyor mu diye. Ben de bir tanesini paylaştım. Sadece metrodan indikten sonra gidip resmi gösterdim ve haberiniz olmadan resminizi çizdiğimi söyledim. Nasıl olmuş diye. Yani o insan hiç şey yapmadan, hiç ilgilenmez. Sadece aynı bu şekilde arkasını dönüp gitti. Ben şok oldum yani ilk defa bu şekilde hani en azından bir sağ olun falan gibisin. Yani teşekkür ederim yani kötü bir niyetle yaklaşmadım. Hiçbir şekilde yani öyle bir amaç güdülemedim. Çalışma değişiyor. Eğer bütün olarak çizersem 30 dakika ve üzeri oluyor. Eğer sadece portre çizersem o 30 dakika ve altında oluyor. Hani o anki duruma bağlı. Ama çok fazla uzun sürmüyor. Zaten yetişebildiğim kadarıyla yetişiyorum. Hani ama metroda zaman kısıtlı ve insanlar hani onları çizdiğimi bilmiyor. Ve birçoğu zaten 2 durak sonra iniyor. Ve bu şekilde çok defa hani aynen yarım kalan çalışmalar oluyor. Metro dışında peki başka toplu ulaşım araçlarına çizimler yapıyor musun? Metro dışında vapur, zaten İstanbul'da bütün hemen hemen bütün toplu taşıma araçlarında yaptım, otobüs de dahi. Onun dışında uçakta da yaptım bir tanesini. Vapur, metro, ondan sonra metrobüs de yapmayı düşünüyorum ileride. Sürekli bir şeyler düşünüyorlar. Mesela hani gündelik hayatında o anki yaşadığı olaylar veya ne bileyim konu neyse onunla ilgili de hep düşünüyor. Hep böyle bir dalgınlık var. Kimisi okuduğu kitaba dalıyor. Kimisi o da etrafına böyle öylesine bakınıyor. Yani zaten siz metrodan adımınızı içeri attığınız zaman farklı farklı ifadelerle zaten karşılaşıyorsunuz ve